Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl hızlı ve doğru gelişiriz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar en önemli şey ilk başta biliyorsunuz ki medeniyet tercihleri. Hangi orduyu oynamak istiyorsanız süvari, okçu, piyade ona göre bir medeniyet seçmelisiniz. Bu en önemli şeylerden birisidir oyunun başında. Bununla alakalı daha detaylı bir video çektim. Kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Oradan daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Medeniyetinizi güzel bir şekilde seçtikten sonra arkadaşlar en önemli şey buradan ekonomi bölümünden arkadaşlar bu yazı vardır. Akademi araştırmasını arttırıyor hızını. Ve burada mühendislik var. İnşa hızını arttırıyor arkadaşlar. Bakın böyle seviye 1'de %1, seviye 10 olduğunda %35 gibi arttırma gösteriyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Burada da matematik var. Bu da akademi hızını. Burada da %1, birin seviye, onun seviye olduğunda %15. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu ekonomi bölümünde burada toplama bu gıda üretimini sonra buradaki birliklerin gıda toplama hızını odun da aynı şekilde arkadaşlar. Bunları artırmalısınız ekonomide. Çünkü haritadaki kaynakları daha iyi toplayabilmeniz için, daha hızlı toplayabilmeniz için ekonomi bölümünde bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten ekonomiyi belli bir seviyeye getirdikten sonra arkadaşlar bu askeri teknolojiye geçiyorsunuz. Ya, teknoloji oyundaki en önemli şey arkadaşlar inşadan ziyade inşa çok güç verir ama nasıl diyeyim yalancı güçtür. Hani gücünü arttırır burada. Mesela 43 milyon inşa basarsın. Buradan bayağı bir güç geliyor hastaneden. Bunu basarsın 500-300 gücün artar ama boş güç gözükür arkadaşlar. Çünkü teknolojiye bastığınızda mesela şöyle örnek vereyim. Piyade savunmasını bastım ben burada. Mesela 200K'ya yakın bir güç geliyor. Ama bu güç piyade savunmamı güçlendiriyor. Yani askeri teknolojisi de önemli, ekonomide. Tabii ilk ekonomiye önem veriyoruz oyunun başında olduğumuz için. Ondan sonra askeriye geçiyoruz. Yani bu genel hızlandırmaları kısaca özetlemek gerekirse bu elinizdeki genel hızlandırmaları vesaire sakın şey yapmayın arkadaşlar. Gidip inşaaya falan basmayın. Yani teknolojiye basın mutlaka ama mutlaka. Bir diğer konu ise arkadaşlar şudur. Herkes bu hatayı her zaman yapar. Bakın size en basit örneğinden göstereceğim arkadaşlar. Ben de yapmıştım zamanında. O bakın 2 2 3 5 kıta kapasitesine gitmiş. Garnizona gitmiş yani. En önemli şey bu iki skill. Yani burada ne yapmanız gerekiyor bu hataya düşmemek için? Şuradan size örnek vereceğim arkadaşlar. Yani bu çok önemli bakın. 5 5 1 1. Yani bu iki skill önemli bir skill olduğu için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu iki skill'i açıp bırakıyorsunuz. Yani bunlara geçmiyorsunuz. Çünkü hepsini açtığınızda düşünün yani buna gideceğin hep garnizona gidiyor. Meydan savaşında kullanamazsınız. Buraya 2 gidiyor, buraya 1 gidiyor. Frederick'te olduğu gibi mesela Richard'da da böyle kullanıyorum. 5 5. Sonra bunu da 5 yapacağım. En son bunu açacağım. Çünkü bu 3 beceri çok önemli. Yani komutanın becerisine göre arkadaşlar ona göre level arttırıp yıldız basın. Yani bu hataya kesinlikle ama kesinlikle düşmüyor. Mesela Sezar'daki gibi. Sezar'a atsaydım Frederick gibi olurdu. Kıta kapasitesine giderdi. Buradaki şehir avcısına giderdi arkadaşlar. Yani
O hatayı kesinlikle ama kesinlikle düşmeyiniz. Altını çiziyorum. Daha sonraki bir diğer oyun arkadaşlar. Mesela ne oynuyordunuz? Piyade diyelim. Piyade çarkı yani ilk çarkı piyadenin 45. günde geliyor. Oyunun da ilk çarkı oluyor. Richard çarkı oluyor arkadaşlar. Yani bu anıttan size bir sürü cevher gelecek zaten oyunun başında. Bunları alıyorsunuz. Ne bileyim geçitlerden, tapınaklardan bir sürü şey geliyor arkadaşlar. Cevher geliyor. Bunları kesinlikle ama kesinlikle biriktirin. Paket alacak olursanız hani çarka gireceğim derseniz arkadaşlar ben size yani şu 70 TL olan bu paketi öneririm. Ayda 20 21K falan bir cevher alıyorsunuz. Günlük 650 olmak üzere. Yani o şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Çarkada biriktirip gidin cevherlerinizi. Kanalımda çark videom da var zaten 103-104 defa çarkı çevirdim. Hani çark karlı mı değil mi onu da izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Arkadaşlar bir çarkı bu şekilde yaptıktan sonra en önemli konu da VIP'dir. Mesela atıyorum Yusongi'yi Cengiz Han çarkına gireceksiniz. Ama VIP'nizde 9 varsayalım. 9'dan 10'a geçmek için arkadaşlar VIP'de şöyle bir şey var. 150K cevheriniz gider. Ya bu kesin ve nettir. 150K'dır arkadaşlar. Mesela Yusongi Cengiz Han çarkına gireceksiniz. Ona da kaç gün falan var diyelim. 90 gün, 100 gün var Yusongi çarkına. Elinizde de 150-180K 150K cevher var. 150K cevherle bir çarkı 200 defa çevirirsiniz. Yani iki kere full çevirirsiniz. Onu da alacağınız kafa 200'dür. 220'dir. Yani o civarı. Ama şöyle bir şey var. Siz VIP 9'sanız 10 yapmanız için de 150K gerekiyor. Bunu ne yaparsanız VIP 10'a basma daha karlı o an için. Neden derseniz çünkü çarptan 200 sarayı kere alacaksınız. Ama VIP'de şöyle bir şey var arkadaşlar. VIP 10'da her gün bir efsanevi komutan. Yani 100 gün sonra geleceği için elinizde de şey var, cevheriniz var, basarsınız. O an hemen 10 VIP olursunuz. Yani 100 gün boyunca 150 kere alırsınız ve devamlı ömür boyu bu devam edecek arkadaşlar. VIP 10 olduğunuz için. Yani sürekli bir şey almış olursunuz. Daha karlı olur arkadaşlar sizin için. VIP 10 da böyle. VIP 11'de de yine bir heykel. VIP 12'de arkadaşlar 2. 13'te de 2. 14'te 3'tür. VIP'nin dönüm noktası arkadaşlar heykel konusunda 14'tür. Çünkü daha sonrası hep 3-3 diye devam ediyor. VIP 17 sondur arkadaşlar. VIP 18 yakın bir zamanda büyük ihtimal gelecek. VIP 18'in ben 4 heykel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. VIP 18 olmak da her baba yiğidine harcı değil. Çok zor bir şey. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Yani çark komutanına bir şekilde giriyorsunuz. Çark için cevher biriktiriyorsunuz, paket alıyorsunuz vesaire. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. En güçlü vali diye bir olayımız var. Burada arkadaşlar mesela krallıkta oyunun başında zaten pek bir kural olmuyor. Çünkü krallığı kimin aldığı falan belli olmadığı için. Kurallar falan varsa oyun şöyle devam ediyorsa kurallardan hani herkes istediği gibi girebilir krallıkta. Kimse bir şeye karışamaz. Kurallar o şekildeyse arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bir tane iki tane farm hesabı açabilirsiniz. O da size ne olacaktır? Farm hesaplarında hız biriktirirsiniz. Kaynak biriktirirsiniz. Bunu kilemiz zamanı kesersiniz arkadaşlar. Bir 50 milyon
100 milyon kil kestiniz de asker basmadan neredeyse bir vali alabilirsiniz. Yani ikinci olabilirsiniz rahat. İkinci garantisini verebilirim ama ya birinci de olabilirsiniz çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Yani mahallelerde de böyle bir hazırlık yapabilirsiniz. Hani çünkü para yatıran oyuncu değilseniz, ya para yatırsanız bile yan hesap mutlaka gerekiyor. Neden? Daha az paranız gider. Daha çok puan yaparsınız arkadaşlar. O yüzden buna önem verebilirsiniz. Hani bana bir hesap yetmez derseniz iki hesap daha açabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bir krallıkta iki hesap bulunur. Yani bu hesabım bir de atıyorum bu da benim farm hesabım olsun. Bu ikisi üçüncüyü açamıyorum bu krallığa. Bunun için yeni Gmail ile açmam gerekiyor. Tek bir Gmail'den bir krallıkta iki tane hesap bulundurabiliyorsunuz. O yüzden buna dikkat edin. En önemli şey zaten arkadaşlar oyunda T5'tir. Bunlardır. Şöyle bir nokta var. Burada gözüktüğü gibi bakın arkadaşlar. Bunu açmadan bunu açamıyorsunuz. Yani burada zaten oklarla gösteriyor. Buna rahat bir şekilde anlarsınız. Bir de şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu hisar çok önemli. Bu dolan app'leriniz yani bunları bu app'lerinizi arkadaşlar sürekli kullanın. Hani bar bar kesin hani barbar gales kesin. Özellikle barbar gales kesin. Barbar gales kesmek istemiyorsanız bile arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle dolan app'lerinizi de barbar kesin günlük yani. Bu app'lerinizi şey yapmayın. Böyle basıp kullanmayın. Bunları KVK'da kullanırsınız. Neden derseniz bakın yağmacı diye bir şey olay var. Haçlı seferleri diye. Bunları biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Sandık geliyor. Sandığı da açıyorsunuz. Bir sürü cevher hızlandırma hani 3 günlük hızlandırma var. 1 günlük hızlandırma var. Çok güzel hızlandırmalar ve cevherler. Kaynaklar, ödüller var arkadaşlar. O yüzden app'lerinizi sadece doldukça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sizin için en önemli şey app'i kullanma noktası budur arkadaşlar. Yani hisarda şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela ben 43 milyon oldum. Ve ben o zamana gelirim daha çok var demeyin. Ben de öyle dedim. Yanlış bir tercih oldu ama ben bir şekilde toparladım arkadaşlar. Bakın 50K cevher gerekiyor arkadaşlar. Benim de 30K var, 20K kaldı. O da bir hafta içinde veya 5 gün içinde rahat 5 güne de kalmaz büyük ihtimal. 2-3 güne 50K cevher tamamlamış olurum ama basmayacağım. Çünkü oyunda şöyle bir şey de var. Cevher harcama etkinliği var. Bir gün 25K, ikinci günde 25K cevher harcıyorsunuz. Bunun karşılığında harcadığınız cevherin karşılığında oyun size hediyeler veriyor. Hediyeler ne derseniz. Ya en önemli şey tabii ki de arkadaşlar heykel veriyor. Toplamda 50K cevher harcarsanız 2 gün içinde size yanlış hatırlamıyorsam 26 taneydi galiba. 26 tane şey veriyordu. Evrensel heykel veriyor arkadaşlar. Buna da dikkat edersiniz. Cevherinizi biriktirirsiniz. Etkinliklere göre oynarsınız. Hisar'da arkadaşlar hani çok fazla şey gidiyordu. Tabi bundan önceki kitap sayısı benim 2500 yani o da 2500 cevhere tekabülüdür. İşte 314 kitabım var şu an elimde. Arkadaşlar onu biriktirmek için 2 haftadır falan 2-3 haftadır şey kesiyorum. Bu dolan eplerimi Barbar Galesi başlatıyorum. Sürekli Barbar Galesi kesiyorum arkadaşlar. Barbar Galesi de belki bilmeyenler için gösterelim. Budur arkadaşlar. Seviyesi vardır. Bu haritada en yüksek seviye 5 olur arkadaşlar. Gittiğinizde bu seviyeler artar. Demek istediğim budur arkadaşlar. Vali videom da var. Onu da izleyebilirsiniz. Hani para yatırmadan oynayan oyuncular için daha detaylı, daha taktiksel konulara girdim, onları anlattım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, destek vermeyi, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız.